Allah'ım, bu gelinlik seçimi kadınlar için nasıl bir şeymiş ya? Şeytan mı kaçtı senin içine Gül? Korkutuyorsun beni ya. İlgini çekebilmek için en sonunda minibüs muavinine bağladıracağım. Ne yapabilirim? Abartma yeter. Abartma dediğin şey benim gelinliğim. İyi ya, sen seç işte. Ben ne yapayım? Canına yandığımın gelinliğini sanki ben giyeceğim arkadaş ya. Hayır canım, sen bunu giyeceksin. Keşke direkt alsaydın da iyice sürpriz olsaydı. Hangisi? Bu. Bu mu? Evet, beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. Bayıldım. Ama papyonu açık bırakır, altına da spor ayakkabı giyerim. Daha şimdiden yolun başında ipleri kaynananın eline kaptırırsan bu evliliği boyunca böyle devam eder. Anladın mı? Çocuğum, be careful. Ya ben ip istemiyorum ilişkimde. Bu düğün büyüğün ne pis işmiş, ne bela alışmış kardeşim. Huzurum kalmadı yemin ediyorum. Bıktım vallahi ben, bıktım ya. Of! Matmazelle ev arkadaşı olmaya karar verdim. Tam 4578 euro ciro yaptık arkadaşlar. Ya siz benim iki gündür elim ayağım oldunuz. Vallahi billahi size karşı o kadar mahcup oluyorum ki. Ama siz de bak benden bir şey isterseniz ne olur çekinmeden söyleyin. Aslında var Ayşe hala. Gül ve Can'la ilgili. Aslında Roz Bahar ve ben onların evlenmesini zerre kadar istemiyoruz. Ne diyorsun Gül? Bizi ayırmak için arkamızdan iş çeviriyorlar. Evlenmemizi istemedikleri gibi ayrılalım diye sinsi sinsi planlar kuruyorlar Can. Ne? Vallahi kafede konuşurlarken duydum. Ama onlara öyle bir tuzak hazırlayacağız ki yalanlarını böyle çal suratlarına vuracağız. Galiba game over ha Rozbar? Şu laflara, şu mahalle ağzına bak oğlum. Senden kibar konuşan yan kesiciler var be. Sen önce biraz zarafet, hanımlık öğren. Ondan sonra benim aileme laf sok. Terbiyesiz, tatmin olmaz şımarık. Öyle mi? Ay ne? Bu iş galiba bitti. Gül, hasta mısın sen? Biz numaradan kavga etmedik mi seninle ya? Hasta mıyım? Bak bunu sen yukarıda söylememiştin. İstersen çıkalım annemin babamın yanında da söyleyeceğim ha? Ya niye ciddi alıyorsun? Sen de hem bana hem babama pısırık dedin. Aa özür dilerim, ben sözümü geri alıyorum. Hiç de pısırık değilmişsin meğer. Nasıl takır takır saydırdın yukarıda? Demek ben mahalle karıları gibi konuşuyorum ha? Saçmalama. Tak şu yüzüğü parmağına, biz numaramıza devam edelim lütfen hadi. Takmayacağım. Eve görücü geliyor, haberin var mı senin? Var. Annem kahkahalar atarak söyledi. Bir şey yapmayacak mısın? Benden ayrıldıktan iki gün sonra eve görücü çağırıyorsa benden bu kadar Ferdemce. Salak mısın lan sen? Ha? Niye çağırdığını anlamıyor musun? Titre ve kendine gel. Yoksa ben iyi titretirim ha? Ha? Ne oluyor? Herkese iyi akşamlar. Birazdan yapacaklarım için hepinizden özür dilerim. Bu kim ya? Görücü siz misiniz? Evet. Göreceğinizi gördünüz amcacığım. Hadi, hadi naş amcacığım. Teyzeciğim müdahale etsene. Bir sus Ayşe hala, bir sus. Yeter be. Aa, resmen evi bastı. Can, sen ne yapıyorsun ya? Gül'e aşık olduğumu anlatmak için illa ev basmam gerekiyorsa onu da yaptım. Üzerime gelmeyin, daha da ileri giderim. Yavaş çocuğum, yavaş. Aa, misafirlerin önünde. Ben de çok delikanlı hareket. Efendi gibi anlatmaya çalıştık, anlamadınız. Yürü ben işte be. Nişan yüzüğümüzü son defa parmağına takıp yeniden soruyorum. Geçen gün söylediklerim için özür dilerim. Benimle evlenir misin Gül? Kız nişanlı mıydı? Sen çok değişmişsin Ferdi. Ne değişmesi ya? Ben bunun hesabını sorarım.
Yanlış anlama sen. Kalk hanım kalk. Oturma kalk gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya? Kalk gidiyoruz yürü. Ne diyorsun canım? Yürüyün ben. 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 Allah Allah ya. Joan. Neden kapıyı üzerime kilitleyip çıktın oğlum? Sus anne. Sen de tak kız parmağına şu yüzüğü takacaksan. Bana bak oğlum. Ben bu yüzüğü parmağıma takarsam bir daha çıkartmam bilesin. Çıkartırsan adisin. What? Hadi bayıldı. Annem bayıldı. Nermin Hanım teyze. Nermin Hanım teyze. Emine teyze. Dur bakayım. Ya çok korkmayın. Bir saniye. Emine teyze. Nabzına bakacağım. Nasıldın? Çok iyiydin. Ben nasıldım? Bir ara gerçekten bağırdın zannet. Oğlum bu şovu yapmasaydık Gül'ü asla ikna edemezdik. Hadi sen şimdi ananın yanına numaramız çakılacak yürü. Kolonya var mıydı sizde kolonya? Ben şimdi ayıltayım onu hemen. Bu bayılmalarda kullandığımız kolonya işte şurada çocuğum. Şurada işte orada. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 yıl atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali anlar. Ah Avrupa ah. Can Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu için. Seçimle geldim seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa! Tekin! Buyurun çocuklar, gel. Hoş geldiniz. Geldiniz gençler. Sizin de milletiniz göstersin hepimize. Çimdik diyorsun be. Ya ne çimdirmeyeceğim? Uyan artık bitti, rüya bitti. Evleniyorsun oğlum, evleniyorsun. Bana bugün evlenebilecekmişiz gibi gelmiyor vallahi. Baksana hala inmedi aşağıya. Oh! Hayda! Lan damat ne bakıyorsun havalı havalara? Ya inmedi daha ya, ona geriliyor. Yok, inmedi mi daha? Yok ya. Abicim nasıl bir inatmış ya? Sizin o iğrenç el şakalarınız da hiç yardımcı olmuyor biliyor musun? Şu biliyorum ben de yapsana bak bak bak. Allah aşkına yıldız tilbeye benzemiyor. Bak. Andriye. Abi bir rahat verin Allah aşkına ya. Düğünüm mahvolmak üzere diyorum yıldız tilbe diyorsun. Deli misin ola mısın anlamadım ki ya. Oğlum sen ne merak ediyorsun ya? Sen merak etme bu iş oldu. Sen basacaksın nikah alacaksın kızı. Yok bir problem sakin ol sakin. Babam nikah memurunu getirdi. Aa! Teşekkür ederim. Tam vaktinde kıyarız değil mi nikahı? Malum yaz bitmedi. İnsanlar manyaklar gibi kitleler halinde evleniyorlar. O manyaklardan biri de benim kızım. Yani bir daha manyak derken dikkatli ol. Nikahı bilmem ama ben sana öyle bir pis kıyarım ki... yani uyandırayım dedim. Affedersiniz. Herhalde sıcaklardan oldu. Herhalde sıcaklardan. Neyse. Siz şimdi şurada 2 dakika istirahat buyurun. Ben bir etrafı kolaçan edip geliyorum. Hadi buyur. Biraz sinirli mi lan? Nedir durum? Ya inmedi Ferdi. Vallahi da inmedi, billahi da inmedi. Ben gidip bir daha bir konuşayım. Ben de geleyim mi? Boş ver Ferdi amca. Kalabalık halinde rica edince iyice demiriyor. Hadi. Hadi. Arkadaşlar.
Kız çok şımardı bu son zamanlarda, çok şımardı. Evet. Anan nerede? Bilmem, esas Didem nerede? Başlayacağım şimdi senin Didem'inden kasap et derdinde koy... Sakin, sakin. Gülbahar böyle kriz durumlarında neredesin ya? Neredesin be? Ne oldu matmazel? İkna oldu muyum be? Aşya benim ancak tabutum iner diyor. Tabut mu? Hmm. Tövbe tövbe, hastalandı iyice bu. Ya bugün bu bana yapılır mı be? Abi kusura bakma, senin mutlu gününde ayak alın dolaşıyoruz ama. Rica ederim, rica ederim. Hayırlı olsun, Allah bir yastığına kocasın. İnşallah. Hayırlı olsun. Nikah kıyılabilirse kocarız inşallah. Seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun Can. Bu işi ancak sen çözebilirsin. Hadi, kazağın mübarek olsun benim aslanım. Hadi aslanım. Sağ olasın, dünyanın en Türk matmazeli. Oturmuş tanımadığın insanların evlenmesini seyrediyorsun. Özoğlu'nun düğününe gelmiyorsun anne, öyle mi? Yes. Nerminlerin nermini, kayınvalidelerin en nadidesi. Sen hazırlanmadın mı daha? Cuhan, babana söyle lütfen bir sorun yokmuş gibi davranmayı bıraksın. Zira birazdan cinnet getireceğim. Hayatım, ben hiçbir sorun yokmuş gibi davranmıyorum. Sadece şu yaptığın şeyin ne kadar saçma olduğunu anlaman için sana biraz zaman veriyorum. Sen kim oluyorsun da bana zaman veriyorsun ha? Stupid! Ben ne yaptığımı farkındayım. Ben Necmettin'le Fatma'nın düğününe giderim. O stüdyoda öyle otururum ama o düğüne gelmem. Anladınız mı? The end! Çekil. Ufak bir çay sofrası kurdum ben size. Siz de çok yoruldunuz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Afiyet olsun. İnmedim hala. İnmemiş. Ama merak etme, Mehmet Ali an be an rapor verir bana. İnmezse inmesin. Ben onun istediği evde oturmayacağım. Gül, bilin aklıma ne geldi. Ne? Onun istediği evde yaşıyormuş gibi yapıp da siz kendi istediğiniz evde yaşayın. Bu mu geldi aklına Yeşim abla? Ama yani o kadar mantıklı fikir söyledim, birini beğenmedin. Bir daha bu kanaldan gireyim dedim kendine. O zaman hiç zorlamayacaksın kendini. Biz aşkıcığımla ufacık minicik çok tatlı bir aşk yuvası bulduk kendimize. Orada oturacağız. Kimseye beğendirmek zorunda değiliz. Tamam. Gül, niçin bağırın yani isteklerim? Bir anım duysun bizi yahu. Gül. Gül. Nikah memuru geldi. Yarım saate kadar nikahın kıyılması gerekiyor. Hazırsın değil mi kız? Ben hazırım da müstakbel kayınvalidem hazırdı bu evliliğe babacığım. Umurumda değil. Keyfi nasıl isterse. Anam nerede? Bir saattir yok ortalıklarda. Ya birazdan nikah kıyılacak. Bir tane kayınvalide ortalıkta yok. Bir tanesi aşağı inmiyor. Ne biçim iş bu be? Ya sen niye bana bağırıyorsun babacığım? Bana niye bağırıyorsun? Ben ne yapabilirim? İşte anam da senin demek ki bu huysuzluğundan tedirgin oldu. Kaçtı zahir. Alakası yok baba. Ayrıca sen niye bu kadar heyecanlanıyorsun ki? Sen mi evleniyorsun, ben mi evleniyorum? Benim annem 5 dakikaya gelir. Ama annem gelmeden inmiyorum. Söyleyin onu nikah memuruna beklesin. Beklesin be, beklesin. Sonra da nikahı kıysın, gitsin. Sen de kocanın evine git. Şu eve de bir nur insin ya. Allah Allah. Yani doğumun zor oldu Gül. Ama evlenmen 3. Dünya Savaşı be kızım. Babacığım, bak nasıl? Magazin dergisinin kapak çekiminde giymek için mi yoksa düğünde giymek için mi kızım? Düğünde baba. Allah'tan gelinliğin uzun kızım. Ya babacığım bu değiştirdiğim 7. tabuklu ayakkabı bir sonrası hakkında da iyi bir şey söylesen keşke. Bana sorma o zaman, anana sor. Ya tırcı adamım, sabahtan beri 40. topuk diyorum. Yeter be. Bundan sonra sormayacağım zaten. Sorma. Sormayacağım ki. Duvaksız gerit olmaz kızım. Olur anneciğim. Olmaz aa. Anneciğim duvak olayı eskiden de artık öyle bir şey yok. Biz de eski bir aileyiz zaten çocuğum. Ay takmayacağım zorlama ya. Ay illa ki bir cinslik yapacaksın. Yani insanın burnundan getirirsin. Of anne of bak şimdi.
Madem benim kaşım gözüm güzel, niye onu böyle perdeliyorum acaba? Çünkü perdeler bir evin karakterini yansıtır Rosie. Tamam işte, nesi var benim beğendiğim perdeleri? Kısaca iğrenç diyebiliriz. Ha, sizin üzerine çok affedersiniz istifra edilmiş gibi desenleri olan perdeleriniz çok iç açıcı çünkü. Sizin istifra dediğiniz modern sanat, modern. Benim kızımın evinden bahsediyoruz, modern sanat müzesinden değil. Kusura bakmayın ama ben oğlumu sizin tarzınız bir Crowland'de oturtamam. Crowland sizin memleketinizdir. Şaka maka sayemde İngilizceyi söktüm, farkında mısın? Ama siz insan olmayı sökemediniz. İkisi aynı değil ki. Anne, ismim Gül diye bana güllü dallı çarşaf almaktan ne zaman vazgeçeceksin acaba? Ne oldu? Kıra mı buldun sana bunları? Hep kaynanan öğretiyor değil mi? Tabii sosyetik aileye gelin gidiyorsun artık. Sen bizi beğenmezsin. Hayda, anne nereden çıkarıyorsun şimdi? Gülbahar teyzeni beni tembihlediği falan yok. Ay tamam çocuğum, tamam. Very sorry. Kıymetli kaynanana bir şey demedik. Hemen savunmaya geçme. Vay arkadaş ya. Anne, gösterdiğin mobilyalar çok pahalı bir kere. Tamam oğlum. O zaman kaynananla git beğen. Anne vallahi mobilya konusu hiç açılmadı Gülbahar teyzenin yanında ya. Ben o Gülbahar'ı bilmez miyim ha? Ne de hazırmış kaynanalar canım. Maşallah yani. Born to be kaynana. Nermin teyze giymeyecek herhalde damatlık terlikleri anne. Niye her şeyi onu karıştırıyorsun? Peki ne yapacağım ben? Damat poğaçasına parmak arası terlikle güneş gözlüğümü koyacağım. Ben canın zevkine göre alsam terliği olmuyor mu? Ya tamam Gül fark etmez. Maksat adet yerini bulsun değil mi zaten? Sen de bir tartışmada benim tarafımdasan dişimi kıracağım can dişini. Sen de çok büyütüyorsun ama. Tamam siz çok iyi anlaşıyorsanız beraber çıkın poğaça alışverişine. Ben hiç karışmayayım. Ya tamam. Gülbahar teyze, ben istemiyorum bohça falan. Vallahi bana fenalık geldi ya. Niye canım? Maksat adet yerini bulsun ama. Ben çok sıkıldım, gidiyorum. Sen gitme, ben zaten gidiyorum. Ben bohça yüzünden Nermin Hanım'a rezil olamam. Tekin, hadi ablacığım aşağıda bir sürü iş bekliyor. Tamam da ben halledeceğim. İki lokma bir şey atayım dedim, onu da boğazıma dizdin. Her seferinde boğazıma dizdin diyorsun. Tam senden kurtulacağım zannediyorum. Zebellah gibi karşıma çıkıyorsun be. Ne oldu? Kayınpederi stres basmış, acısını benden mi çıkaracakmış? Ben şimdi sana bir sağ Osmanlı çıkarırım görürsün gününü. Tamam tamam. Bugün düğün günü. Pampişimle ben her şeyi hallediyoruz. Gerginliğe, sinire gerek yok. Önce bir ara bakalım şu makyajda kuaför nerede kalmış? Tamam ben de. Hello. Oh, good morning. Ne haber damat? Hem de very good morning tokatçı. Üst kattakiler taşınıyor. Müjgan'ın kocası iflas etmiş. Ay harika harika. Tövbe tövbe yani vah 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 vah. Ama yani insan bir yandan da işte ne bileyim her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır durumu değil mi Nermin Hanım? Yes Rosbar. Yani biz üst kattaki evi Joan'lara hemen tutabiliriz. Bence bu kadar acele etmesiniz. Yani Gül ev konusunda çok hassas. Yani bir olay çıkmasın diyorum. Aa neden? Yani üst kattaki daire bunların tuttuğu viraneden daha iyi değil mi? Anneciğim düğünden sonra konuşalım bari. Gül delirecek şimdi. Aa Gül de Gül. Bugün ne kadar korkutmuş sizin gözünüzü canım. Allah Allah. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz o daire çok fazla boş kalmaz. Hemen tutuverirler. Aa Junior Rose. Junior Rose. Biliyor musun tatlım? Üst kattaki daire boşalmış. Sizin o kulübenin yerine diyorum. Orayı tutsak size hemen taşınsanız nasıl olur? Yok biz çok teşekkür ederiz. Evimizden çok memnunuz değil mi Can? Evet yani. Ah evet yani öyle mi? Ah, çok enteresan. Hiç kimse hiçbir şey söylemeyecek mi yani? Ha Gül'ün ağzından çıkan padişah fermanı öyle mi? No, yok öyle bir şey. Bu odadaki herkes eşek gibi biliyor ki üst kattaki daire bunların tuttuğu viraneden kat be kat daha iyi. Hadi bunların alayı koparan. Sen niye ağzını açıp bir şey söylemiyorsun Juan? Ya anne ben ne diyeyim ama şimdi yani burada? Hiçbir şey deme evladım. Hiçbir şey deme. Hanımın ne derse yes de geç. Yes de geç. Erkek ol biraz erkek. Erkek olmasını mı yoksa anasının sözünden çıkmayan bir kuzu olmasını mı istersiniz Nermin Hanım teyze? Öyle mi küçük hanım? Son sözüm bu demek. Pekala. O zaman rest.
Ya aklınızı başınıza toplayıp bir an evvel üst kata taşınmayı kabul edersiniz ya da o düğünü bensiz yaparsınız. That's it! Hadi be Gülbahar ya, hadi! Maç be. Yani herkesi benim delirttiğimi söylüyorsun baba. Hayır kızım, ananı ve kayınvalideni delirttin. Ama ben gördüğün gibi aslanlar gibi direniyorum be. Annem ikna olmuyor. Ne oldu? İkna oldu mu Nermin Hanım, geliyor mu? Çok da umurumdaydı, benim de anam gelemiyor. Biz şimdi burada ananızı mı bekliyoruz Ferdi Bey? Bak memur bey kardeşim, benim anam doktor izin vermediği için gelemiyor. Ayrıca bu seni hiç ilgilendirmez. Bir de sen benim anamın adını baba, ağzına alırken biraz daha dikkatli ol ya. Tamam mı? Babacığım. Evet, sen şimdi al, onu götür, biraz benden bahset. Yoksa ben buna çok pis alacağım. Tamam, ha. Tamam, biz çok çıkalım. Çok pis alacağım. Ay ben çıldıracağım. Çıldıracağım, böyle düğün olmaz. Kaynanam küstü diye düğünüme gelmiyor. Annem ortalıklarda yok. Ben çıldıracağım canım, ben böyle düğünü istemiyorum. Bir genç kızın düğünü böyle olmamalı benim rüyalarımda. İstemiyorum hayatımda böyle bir düğün. Her şey yoluna girecek hayatım, merak etme sen, bırakma kendini. Enişte millet huysuzlanıyor. Daya, annemi en son sen gördün. Söyle annem nerede? Aa, nereden ben görmüşüm annen en son? Hem insanın en son konuştuğu şey garanti mi? Aa, bunun bir şey bildiği bak nasıl da belli. Söyle karım nerede, ne yaptın karıma? Saatinin zincirini değiştirmek için saatçiye gitti. Saati be. Aşkım, ne olur inat etme. What? Ben bugüne kadar hangi konuda inat ettim ha? Tell me bana lütfen, tell me. Kendi cemiyetime rezil olmak pahasına mahalle düğününe bile okey dedim. Mahalle düğünü diye bir konsept bulduk deyip kandırdın hepsini anne. Ben minareye kılıf ayarlarken keşke sen de adam gibi bir ev bulsaydın Juan. Bizim evimiz güzel anne. Ha shit. Ben o evden daha güzel köpek kulübeleri gördüm. Hayatım, düğün günü konuşulacak şeyler mi bunlar ya? Tamam bırak, eli bir evlensinler, bakarız icabına değil mi Can? Yani evet. Yani evet mi? Cevaba gel kabzo. Nasıl da belli karısına söz geçiremeyeceği sümsük. Ya söz geçirmekle ne alakası var? Biz ikimiz de ailelerimizle aynı apartmanda oturmak istemiyoruz. Öyle mi? Cehennemin dibinde oturun yavrum. Ah! Bak farkında olmadan yeni evinin adresini verdim galiba değil mi? Hayatım yapma. Neyi yapmayayım ha, neyi yapmayayım? Allah aşkına sen yapma Maho. Elini vicdanına koy da söyle. Bilmiyor musun ha, bunları cicim ayları geçtikten sonra pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Ay kimse beni anlamıyor, unbelievable. Yavrum ben seni anlıyorum. Sen de onları anla. Kendi hatalarını yapacaklar bunların yani. Yapmak zorundalar zaten. Aa öyle mi? Okey o zaman problem yok. Ne hatası ha, ne hatası? Buna bile bile la destenir. Ay neyin inadı bu ha, neyin inadı Juan? Bırakalım kendi evlerine gitsinler. Biz üst kattaki daireyi kiralayıp boş tutalım. Akılları başına gelince transfer ederiz anında. Nermin Hanım, sizin misafirlerin bir kısmını öyle kafeciğin önüne doğru otursak olur. Zabıta söyledi, trafik tıkanırmış da. Umurumda bile değil. Gitmeyeceğim düğünün derdi beni mi gerdi ha? Ne yaparsanız yapın, I don't care. En az 5000 avrocuktur be abla. Ne? 5000 euro mu? Vay 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 vay. Bizim de altta kalmamamız lazım hala. E ne yapacaksın? 5000 avroluk takı takacaksın cana. Ben o Nermin'e laf söylettirmem. De 5000 avroluk ne takacağız? Saat. Saat. Ha. Ya erkeğe şimdi koca taşlı yüzük takılacak değil. Burma bilezik de olmaz. En uygunu saattir. Evet evet, saat güzel, janti de olur. Yalnız bir eksiğimiz var, 5000 avro. Gülbahar! Bu medeniyet çuvallarında hangisinin daha uygun olur ha? Hangisini takayım? Oo! Gülbahar, niye söylemiyorsun misafirimiz var diye ya? Ama ne yapacağım böyle hapishane gibi ziyaretçimiz geldi diye anons mu yapacağım Ferdi Allah aşkına? Ay. Tabii kızını evlendiriyor diye eli ayağına dolaşıyor. Heyecandan iki gündür gözüne uyku girmedi vallahi. Tekrar özür dilerim hanımlar. Hangisi takayım sana? He? Sen kravatı boş ver de Nermin Hanım Gül'e pahalı bir kolye takacakmış Ferdi. E'si makbul olan onların aldığı hediyeye uygun bir hediye almaktır. Yok ya, ben onlara hem adı Gül hem de kendi Gül gibi olan kızımı veriyorum. Ha? Ağırlığınca altın takmaları lazım. Bir de ben onlara üstüne üstlük daha pahalı bir hediye vereceğim. O dingiller ha? Yok ya.
dingiller değil Ferdi'cim, becerenler. Ayrıca biz damadımıza takıyoruz, tüm aileye değil. Gülbahar, biz damadımıza ne hediye aldıysak onu takacağız, o kadar. Tamam, boş ver be abla. Senin de ev hediyesi falan alın sonuna. Olmaz, ben o Nermin'in üstten bakışlarını hiç çekemem. Hemen bu işi halletmem lazım. Evet, Avrupa apartmanı olarak yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin deyim. Ne deyim? Amin. Mali, onu doğru düzgün dizsene şu sandalyeleri. Hadi Hatekim, çok bilirsen kalk kalk, kaldırma badını da kendin temizle. Ne dedin, ne dedin sen muhtar? Ah, şşş, bana bak. Düzgün konuş, lafına sözüne dikkat et. Ben hala senin işverenim ha. Yani. Kim? Sizin işvereniniz kim? Burada. Bu delikler sizi. Yapma halacığım, gözünü seveyim. Bizden şunu çözsek küçük ortak. Bak, büyük balık küçük balığı. Büyük ortak küçük ortağı yermiş. Böyle ne atıyorsun bakayım? Kalkın şimdi Mali'ye yardım edin. Siz erkek milleti değil misiniz? Bu delikler. Bravo Ayşe Hanım, bravo, bravo. Bak bak, sen de yalışma. Bak, bu mahallede birinci Ayşe devri başladı. Erkekler çok çalışacak, az konuşacak. Halacığım, iki dakika bana lazımdır. Tamam, al. Sen istediğin kadar kullan. Benim kahvede biraz işim var. Sağ ol. Ama şu halama bir şey söyle ya. Yemin ediyorum kalbini kıracağım ha. Sus, sus, sus. Bana pahalı bir saat lazım. Yenge, ayıp oluyor yani. Bir iki tane yanlış işe karıştık diye ne pahalı saat, bizi hırsız yankesçi mi zannediyor? Ayıp ya. Saçmalama muhtar, damadıma pahalı bir saat takacağım. Nereden bulabilirim diye merak ediyorum. Ha, ne kadar pahalı? 5.000 euro. Yapma abla, gözünü seveyim ya. Damat 5.000 euro etmez ki. Ama senin yeğenine 5.000 euroluk gerdanlık takıyorlar. Vay vay vay, büyük kapışma var ha. Takı töreni başlıyor. Kim kazanacak? Koparanlar mı, becerenler mi? Az sonra. Aman aman, kazanmak önemli değil. Önemli olan berabere bitirebilmek. Abla, o kadar para vermeye de gerek yok. Çakmasını alalım. Bir çakacağım şimdi vallahi. Allah'ım yarabbim, benim vaktim yok. Tamam, dünürler gıcık ama 10 numara damadım var. Yani benim deli kızı da ondan başkası kim çeker? O da doğru aslında da şu ara senin ortadan kaybolman olmaz. Ne yapalım biliyor musun? Sen ver parayı, ben halledeyim. Yuh be abla, yani yeğenimin düğününde de böyle bir şey yapacağımı düşünüyorsan... Allah cezanı vermesin tokatçı. Allah cezanı vermesin. Görüyorsun değil mi halini? Tamam, sen merak etme. Ben de giderim buna, problem yok. Sen... Aman, ama bana da mı? Ayıp oluyor vallahi. Ulan tokatçı. Senle yattım, şaşı kalktım. Görüyor musun? O da güvenmiyor bana. Doğru konuş be. Yattım kalktım falan ne oluyor? Tamam tamam tamam, sus sus, uzatmayın. Ay, halledebilecek misiniz? Ya ne demek yenge, ne demek? Ya artık bu benim namus meselem ya. Zaten şu iş bitsin, bir de bölgede güven tazeleyeyim. Bu ne bak, güven kalmamış ya. Bu iş benim için namus meselesi yenge. Sen hiç merak etme. Layıkıyla halledeceğiz. Ondan sonra bu üzerimizdeki ayıbı, bu kötü görüntüyü temizleyeceğiz inşallah. Hiç merak etme. Hadi kalk. Güzel olsun. Ha. Şu para bende dursun mu? Ya yürü. Bunu da unutmadım. Nereye, nereye? Burada mı dursun? Unutmadım. Ya tokatçı, üst caddede gayet lüks bir saatçi varken bizim ne işimiz var bu aralarda, nerelerde? Ya ben bir saate o kadar para vermem. Zaten kızı vermişiz, daha ötesi mi var ya? Bana bak, çarparım seni oğlum. Vallahi bak, çarparım. Ya zaten adımız çıkmış. Bana bak, ablanı ant içtim. Hiçbir çakallığına göz yumam. Gider polise kendim okurum. Bakın lan polis, polis diye. Ne polisi? Çakal makal bir durum yok. Allah Allah. Ha? Birader, selamun aleyküm. Ya bize böyle afilli bir saat lazımdı ama. Buyurun abicim. Oğlum, yemin etmedik mi ablana çakma bir şey almayacağız diye? Bunları çakma değil be abicim, hepsi çıkma. Çıkma derken? Hani mirastır.
Hani kumarda kaybedilmiştir ya da takside bulunmuştur. Yemin et. Çok rica ederim be abicim. Tabii ki yemin ederim. Adam yemin ediyor. Ya o zaman problem yok ya. Tamam, süper. Maalesef senin çok haklı olarak almak istemediğin pahalı saati ablamın zoruyla o lüks saatçiden almak zorunda kaldık enişte. Sonra? Aferin matmazel, aferin. Çok güzel oldu. Mali nedir o ya? Hiç beceremiyorsun. Niçin? Erkeğim diye değil mi Ayşe hala? Kesinlikle. Erkekleri neden bu kadar sevmiyorsun Ayşe hala? Ya bunlar var ya, kadınların gösterdiği özenin binde birini gösterseler dünyada savaş olmaz. Doğru olabilir aslında. Yapma be matmazel. Bir mahalleye bir tane erkek düşmanı yetişir. Ama sus. Sen çalış bakayım. Hadi konuşma. Makyajı biraz az olmamış mı? Ne dersin Ferdi? Rujun ton olmamış. Kalemle biraz yamuk çekilmiş. Baba ciddi misin baba? Değilim kızım. Değilim. Bundan sonra bana topuklu saç makyaj falan sormayın. Ben ne anlarım be? Hayırlısıyla şu düğün bir başlasın bitsin. Vallahi bayılacağım be. Neden eleştirilerini babamın üzerinden yapıyorsun anne? Direkt makyajını beğenmedim desene. Aman sen de heyheylerin üstünde. Ne yaparsan yap be. Karışmıyorum. Buyurun buyurun gel. Hoş geldiniz. Aşkım. Aşkım çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun. Ay, ikinize de tütü maşallah. Tütü maşallah ama yine de nazara geldik Gülbahar Hanım. Hayırdır? Nermin hala ikna olmuyor düğüne gelmeye. Gerçekten çok üzgünüm böyle olduğu için. Ben bir yarım saat sonra bir daha deneyeceğim. Olmadı Nermin'siz yapacağız düğünü, ne yapalım? Ortağım nerede? İşte bu kadın muhabbetlerinden sıkıldı, içeri geçti. Buyurun buyurun. Ben bir bakayım şuna. Hakikaten annen gelmezse de nikah kıyacak mıyız? Yapacak bir şey yok Gül. Kendisi zorluyor. Operasyon tamam abla. Kolay gelsin. Can çocuğum sen de bir bak bakalım babanlar bir çare bulabilmiş mi bu duruma? Tamam. Bakayım. Ay. Sabahtan beri de bir kahve içmedik ayol. Ah. Hadi bir kahve içelim. Aa, kahvesiz olur mu ya? Hayat. Hadi kahve hadi içelim. Hadi kahvesiz olmaz. Hani nerede? Al yenge. Damadına gururla tak. Abla çok çaça bir şey değil mi? Çaça çaça güzel de bunun kutusu nerede? Abla ne yapacaksın ki kutuyu? Sen hangi düğünde kutuyla takılan saat gördün? Boş ver. Ne oldu? Gizli gizli geçtiniz ama gudilik olduğunuz için yakaladım sizi gudilikle. Saat işi bittiyse işinizin başına dönün. Ya arkadaş Ayşe Hala'nın ensesinde gözü var. Üçüncü göz var bu kadına bizi takip ediyor. Her şeyi biliyor ya. Ama yürü gidelim ya. Bundan sonra düğünü burnumuzdan getir. Abla bay. Hadi yenge. Görüşürüz. Ay ama yalnız bunun kayışı bol. Bizim çocuğun bileğinden düşer. Böyle versem bir köşeye atar. O zaman da Nermin kolunda göremez. Ben gideyim de iki dakikada düğün başlamadan şunu kısalttırıvereyim. Yani enişte ablam da öyle çıkıp gitmiş yani. Sonra? Sonrası bu işte daha ben her şeyi almadım. Yahu alma dediğim her şeyi almışsın. Düğün gününde ablanı saatçiye göndermişsin. Yahu. Saatin kayışını da ben hallederim diyemedin mi? Yanmaz! Ferdi! Yanmaz! Ferdi! Ferdi! Ferdi konuklar mı? Konuklar bakıyor. Ne yapayım? ne yapacağım, ne yapayım? Öp. Hadi. canım. Ferdi Bey. Buyurun. Yani ne kadar ters olduğunuzu söylemişlerdi. O da belli zaten. Estağfurullah. Ama rica edeceğim. Yani daha beni bekleyen nice damatlar, gelinler var. Onlara ayıp olmuyor mu biraz?
Bak memur efendi, damatların canı cehennemi. Bugünün en önemli gelini benim yeğenimdir. Sık dişini biraz. Bir sorun var, görmüyor musun? Bana bak. Geri bas. Geri bas dedim. Bas geri. Geri bas. Yürü. Efendim buyurun. Hayır. Ferdi koparan benim. Hayırlı nöbetler memur bey. Anlamadım. Ne? Hadi ya. Kusura bakma Ferdi, ben bir olayla ilgili merkezdeydim. Yenge olduğunu bilseydim attırmazdım nezarete. Ya, ya. Ferdi! Oh Ferdi! Az bir sabret Ferdi, açacağım şimdi, dur. Tamam, tamam, hadi. Ne oldu Hübehar? Benim hiçbir suçum yok. Yani bilseydim hiç olur muydu? Neyi? Şey hani... Canı saat takacaktım ya. Biliyorum Hübehar. Biliyor musun? Biliyorum ben. Ben işte o saatin kayışını yaptırmak için saatçiye gittim. Sormamıştım, sonra neler geldi. Hırsızlık bürodan e-mail atmışlar Kaan Bey. Ne e-mail? Çağınan bazı saatlerin seri numaralı. Sağ ol Serdar. Şüpheli bir durum olsa söyleriz. Merhabayın. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir saat var bende de kayışı kısalacaktı. Tabii yardımcı oluruz. Yalnız değerli bir saat, marka falan. Bir şey olmaz değil mi? Estağfurullah. Biz 40 yıllık saatçiyiz burada. İyi. Şurada. Pardon. Çizilmesin falan diye. Böyle. Pardon. Alayım. Şey, pili falan değişmeyecek. Sadece kayışı kısalacak. Ya uzun sürmez değil mi? Ben düğüne yetişeceğim çünkü. Biraz vakit alabilir. Siz buyurun oturun. Ha, oturayım. Ya tamam abla ya, karakolda anlatırsın derdin ya. Ah Tekin, ah Tekin, ah Tekin. Ha, Tekin kim, ortağın mı? Kardeşim. Kardeşin mi? Kardeşinle birlikte mi çalışıyorsun? Hayır çalışmıyorum. Kardeşim ben çalışmıyorum ki ya. Ben ev hanımıyım. Ya yürü. Çalışmıyorum, ben hırsız değilim. Kızımı düğünde beni buraya getirdiler. Dur tamam, ağlama. Yahu Rıfat, bu saati ben aldım. Ya bana çalıntı saat kakıştırmışlar. Ya sen şimdi Gülbahar'ı sal, beni içeri al. Veya ikimizi birden sal, Tekin'i al. Ya ne bileyim, bir şey yap işte ya. Ay biz hiç öyle insanlar mıyız Rıfat Bey? Saat falan çalacak. Efendim ben sana yarın kimden aldığımı, nereden aldığımı gösteririm. Yani asıl suçlular dışarıda, Gülbahar içeride. Adalet mi bu ya? Bağırıp durma Ferdi, bağırıp durma. Biraz sonra saatin sahibi gelecek. Eğer o da şikayetçi olmazsa hiçbir problem yok, hallederiz. O kadar. Hadi gelin şimdi ben de bakayım. Damadın annesi, gelini istemiyormuş diyorlar. Ben de duydum, bu düğün iptal olacak. Ben de gelinin ilk kocası düğünü basacakmış diye duydum ya. Şşş tokatçı, konuklar huysuzlanmaya başladı ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oyalamak için bir yol bulacağız pampişim. Ne? Aha, 90'larda düğünlerde yaptığımız numaraları hatırlıyor musun? Bak hazır mikrofon da var. Dur, doğru dedin, doğru dedin. Bey baba, şunu versene 2 dakika be. Allah aşkına Gülşah teyze, bir de sen konuş annemle, belki seni dinler. Ocağına düştük Gülşah. Nermin bu ayol? Ben ne dersem ikna olmaz ki o. Ya Can mahvoldu de, anam da anam diye kendini paralıyor de. Ha, kızlar Nermin menopoza girip delirmiş diye arkamdan konuşuyor de. Duygu sömürüsü yap ya, salla bir şeyler işte, gözünü seveyim. Ne yapalım peki, hadi bir deneyelim öyleyse. Ayşe hadi.
ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Süleyman Bey'i kim davet etti ya? Ya dün aynı sinema salonundaymışız. Göremedik birbirimizi Erdoğan ne iş? Nasıl görelim seni? Orada zaten elektrikler kapalı. Evet. Gülbahar, gönlün hoş olsun diye saat aldım. Ama bu çocuk sünneti olmuyor. Kızımızla evleniyor Gülbahar. En başından alsaydık böyle karakollara falan düşmezdim Fert. Tekin. Süleyman. Nereye gidiyorsun Erdoğan? Millet gülmedi diye. Sus Murtak, sus Murtak. Kardeşim millet gülmedi diye böyle kaçılır mı? Enişte bana acımıyorsan takımı acı. Onun da parası senden çıktı. Olsun. Ama. Bana bak enişte. Nezaretler, iğrenç yerler. Gördün oraya dönmek istemezsin. İsterim. Hele gülün dayısız bırakmayı hiç istemez. İsterim. Serpil Bey, kaç saat oldu? Ben gidiyorum artık. ben diğer düğünlere arkadaşları yönlendirmiştim. En iyisi ben dışarıda bekleyeyim. Enişte. Hadi Nermin, hadi lütfen çocukluk yapma da giy şunu. Impossible. Ay gelinine kızıp oğlunun düğününe mi gitmeyeceksin ha? O benim gelinim değil. Birazdan olacak, haberin olsun. Ay, ay bu cana dayadık. Baksana nasıl perişan oldu çocuk. Hatırlıyor musun Nermin? Hani Can 7 yaşındaydı, çok ateşlenmişti. Mahir de yoktu. Senle çocuğu kaptığımız gibi acile götürmüştük. 2 gün boyunca gözüne uyku girmeden çocuğa bakmıştı. Maygat cezanı versin Mahir. Sen neredeydin o zaman? Ne bileyim hayatım, iş gezisindeydim herhalde. Sünnet düğünü. Mikrop kapmasın diye 2 gün boyunca kimseyi yanına yaklaştırmamıştın. Hatırlıyorum. Biraz sıkıcıydı ama yine de eğlenceliydi. sonra lise mezuniyetine giderken My Son Number One yazılı elbise giymiştin. Herhalde. Okul birincisi olmuştu çünkü oğlum. Okul birincisi çocuğa bak, kimle evleniyor? Bak Nermin'cim. Hay sen insen de inmesen de birazdan Can Gül'le evlenecek. Ama ileride senin torunlarına bunu nasıl anlatacak? Düğünde hiçbir fotoğrafın olmayacak. Sen bütün bir ömür boyunca bu gecenin pişmanlığıyla yaşayacaksın tatlım. Hem sonra sen bugün Can'ın annesisin. Ama imzalar atılıp yüzük takıldıktan sonra Gül'ün de annesi olacaksın. Yani ondan sonra istediğini söyler, istediğini yaparsın. Ama ben kızın yerinde olsam, anan düğüne gelmedi, şimdi ne hakla konuşuyor diye başının etini yer. Bir haklı da olurdum yani. Stratejide hata yapma Nermin'cim. Sonra taktikle bile düzeltemezsin. Evet, kesin der o Junior Rose, der. Hatta o büyük Rose'la kafa kafaya verip benim kafama kakıp dururlar. Tabii. Ben bu güllerin savaşını kaybetmem. O düğüne geliyorum. Sağ ol anne. Sadece kazanılmış kayınvalidelik haklarımı kaybetmemek adına geliyorum. Kimse havaya girmesin. Hadi. Bunun altını görüyoruz. Doğru. Yoksa yemeyle. Yok hayır, yemeyle. Yemeyle tabii. Damadın annesi var ya, gelinin manyak babasının korkusundan aşağı inecekmiş de düğün öyle başlayacakmış diyorlar. Bak bişim, bu fular 10 numara oldu. Allah razı olsun. Bak tokatçı, boynundaki morluklar gözükmesin diye verdim onu, sakın acılama. Düğünden sonra alır. Gördüm, kraliçe Elizabeth gibi teşrif etti. Onu değil be abla, boynundaki kolyeyi. Niye, o bize gibi bir şey yazmış, görgüsüz. Ama o kolye benim Nermin Hanım'ın evde gördüğüm kolyedir. Yani Gül'e takmayacakmış, kendi takacakmış meğerse. Ne? Abla yanlış anlamışım. Yani ben boşu boşuna mı yattım nezarethanelerde? Gül,
Gülbahar, o zaman saati vermeyelim, ver bana ben takayım. Ay saçmalama Ferdi, tabii ki takacağız. Koparanların şanındandır. Kapak olsun Nermin Hanım'a. Ha. Aa, geliyorlar, geliyorlar. Kaçmasın diye muhtarlığa kilitle demiştin enişte, kilitledik biz. Anahtar mı burada? Ben de değil anahtar, sana verdim ya tokatçı. Nasıl verdin anahtar? Anahtar sende. Yahu bırakın tatavayı, bulun şu adam be. Hadi yürü, yürü hadi. Hadi. Tokatçısı ya, verdik sana. Tamam, lavaboya gitmiş, gelecek şimdi. İlk ben tebrik edeyim istedim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Didemciğim ama biz daha evlenmedik. Şuna bak Can, düğün benim düğünüm. Gelin olan benim. Sen niye gelinlik giyiyorsun kızım? Emre, üzerindeki bu damatlık ne? Didem bana bugün hediye etti. Ben gelinlik giyiyorsam Emre de damatlık. Nerede kaldı bu nikah memuru ya? Hadi bire bismillah. Hadi. Haydi! Bu kapı kırılacak. Bu nikah kıyılacak. Korkma, korkma, çıkaracağız seni dışarı. Kıyılacak bu nikah. Hadi aslanım, hadi. Ne o? Gelinlik bana daha çok yakıştığı için kıskandın mı? Sen bu gelinlikle var ya, oyuncakçılardaki ucubik bebeklere benzemişsin kızım. Bebek gibi olmuşum yani. Allah'ım ya. Anne, Didem'i alabilir misin buradan? Aa, dursun orada, dursun. Canım benim, gelinlikle ne güzel, böyle Nedime gibi olmuş. Ya. Gül'ün yanına da pek yakışmış. Bana bak Cüce, ben 2 dakika sonra evlenip gerçek bir gelin olacağım. Senin gibi evcilik oynamıyorum burada. Ne yapalım? Artık biz de 10-15 sene bekleriz. Emre'den duydum. Gülbahar teyze babaannenin broşunu gelinle takacakmış. Artık aranızda ben daha şanslıyım. Emre, bu doğru mu Emre? Annem babama söylerken duydum. Ha. Hadi gidelim Emre. Anne, annem. Gül nereye ya? Can bırak, bu konu çok ciddi. Anne. Kızım ne iş bu kaptı? Bak bak, nikah memuru geldi, kişi geçsene yerine. Babaannemin broşunu geline vereceğin doğru mu? Aa, sen nereden duydun bunu? Gelinlik için son prova tamam, gelin çiçeği tamam, damatlık borç. Aa anne, Can'ın pijamasını ipek aldınız değil mi? Bak en iyisini alalım diyordum, vallahi rezil oluruz Nermin teyzeleri ha. Aldık aldık çocuğum, her şeyin en iyisini, en iyisini yaptık. Ama öldük, öldük vallahi billahi. Ay anne, zaten benden kurtuluyorsun yakında. Şurada azıcık daha dayanacağım. Ne kurtulacağım? Hem seni veriyorum, hem dünyanın parası gitti. Anne. Aman vallahi büstlerinizden de nikah şekeri yaptıramayız kızım, unut onu. Yok, ben öyle bir şey söylemeyecektim. Ben şey diyecektim. Hı. Sen bana düğün de ne takacaksın? Aa, hiç öyle şey sorulur mu? Ayıp. Anne, ben gelinim. Sınırsız şımarma şansım var. Söyle hadi, ne takacaksın? Düğünde görürsün. Oo. Babaannemin sana düğünde taktığı broşu takacaksın değil mi? Sürpriz olsun diye de söylemiyorsun.
Aa, o broş da nereden geldi aklına? Anne, o broş benim aklımdan hiç çıkmıyor ki. 7 yaşından beri benim o broşla gözüm var, gözüm. Gelinlik 4500 euro. Oh. Neyse. Değer benim güzel kızıma. Damat bohçası 1500 euro. Yuh! Yani Gülbahar, bu niçin gümüş tıraş takımı alıyorsun? Allah Allah. Beyefendi şehzade mi, paşa mı? Ne? Altta mı kalacağız Ferdi? Tabii ki alacağız. Daha büyük bir sorun var. Başka masraf çıkarmadım. Gül, annemin bana düğünde taktığı broşu istiyor. Ver o zaman. Olur mu Ferdi? Onu annem bana düğünde taktı. İleride geline takarsın dedi. Ona da kayınvalidesi takmış zaten. Yani ben şimdi onu saklıyorum. Annene söz verdim. Emre'nin düğününe kadar saklayacağım ben onu. Gülbahar, sen tak. Bir program çıkarsa ben hallederim. Olur mu canım? Öyle araya kocamı sokmuş gibi. Ne yapayım istiyorsun Gülbahar? Broş senin istediğine takarsın. Ya günün şımarıklığı yüzünden ben bir aile geleneğiydim o zaman Ferdi. Gelinime takacağım ben onu. Demek broş değil demin olacak. Buna hemen haber vermem lazım. Demek o güzelim broşu sarı çiyan Didem'e vereceksin anne. Kızım saçmalama, ne yapıyorsun ya? El alem bize bakıyor. Allah Allah, baca kadar çocuk o da. Didem, Midem sonuçta el alemin kızı değil mi? Sen nasıl izin verirsin baba? Kızım manyak manyak konuşmasana. O zaman Can da el alemin oğlu. Ben seni niye Can'a veriyormuşum? Vermiyorum o zaman be, vermiyorum be. Konumuz on şimdi baba ya, ben gelinlik kız olmuşum. Çocuk gibi yalan söyledi bana. Hem de en değer verdiğim şey için. Madem evleniyorsun, o zaman gelenekleri, görenekleri bil. Kayınvalidenin taktığı takı geline takılır. Aa, ben neyim? Ben neyim? Gelin değil miyim ben anne? Gelin, gelin. Hem de ne gelin? Aman daha evet demeden takının peşine düştü. Seni alacak aile yandı. Demek Nermin teyze yandı anneciğim. Ben öyle pis, öyle kötü bir gelindim anneciğim. Öyle mi anneciğim? Ya sen de biraz ağırdan al ya. Boş ver babacığım. Hiç gerek yok. Ben şimdi yerime dönüyorum. Ama bil ki anne, bir gün benim kızım olunca senin bana yaptığın hainliği ben kızıma yapmayacağım. Hain? Hı-hı. Demek hain. Ben hainim yani. Ben şimdi sana bir hainlik yapayım da gör bakalım, ileride yalancı falan çıkma. O broşu takmıyorum, bu düğüne de katılmıyorum. Anne. 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 Ne oluyor ya? Gelinin annesi de gitti. Evet sevgili konuklar, uygun ortam oluşana kadar düğüne bir miktar ara veriyoruz. Bir rahatladım, bir rahatladım. Bir serinlik geldi birden. Ben daralım, ben daralım. Ama yani daralım. Bir broş yüzünden hain ilan edildik. Şeytan cırcım, fırla broşu! Anne. Ne var? Hadi gel beraber aşağı inelim. Bak ben sen inmezsen aşağıya evlenmem. Sen bilirsin. Anne gerginim, sen de biraz anlayış göstersene ya. Hadi benimle beraber aşağı in. Bak ben 5 dakika sonra yeni bir hayata başlayacağım. Niye? Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Şeyden diyorum. Can'ın mesela ben, Can'ın şeylerini, baskılı tişörtlerini nasıl ütüleyeceğimi bilmiyorum. Ütüyü hangi ayara alacağımı bilmiyorum ben. Ben ütü yapmaktan nefret eder miyim onu bile bilmiyorum. Çünkü hayatımda hiç yapmadım anne. İlk sorunun cevabı öyle baskılı tişört falan ütülerken onları böyle ters çevireceksin, tersinden ütüleyeceksin. İkincisi ütüye başladığın an zaten ütüden nefret edeceksin. Sağ ol anne ya, içimi çok rahatlattın. Başka bir sorun var mı? Yoksa ben yalnız kalmak istiyorum. Evet var benim başka bir sorun. Duy ve rahatla anne. Korkuyorum anne ben. Çok korkuyorum ben. En özel günümde yanımda olman gerekirken beni bırakıp gidiyorsun. Ve ben kendimi çok yalnız hissediyorum anne. Niye inmiyorsun aşağı anne? Ağlama çocuğum, ağlama öyle diye ağlıyorsun ki. Ağlatma o zaman, ağlatma sen beni. Bugün saçmalaması gereken insan benim anne, sen değilsin. Ben bu hoşbalı istemiyorum, annemi yanımda istiyorum sadece. Tamam,
Tamam, ineceğim aşağıya. İneceğim aşağıya, özür dilerim. Tamam anne, ben de sana hayetlendiğim için çok özür dilerim. Unuttum. Unutmazsın sen. Unuturum, unuturum. Bağırma, unuturum. O zaman sığ bana. Gülbahar, ne oluyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Bak sinirlerimiz boşaldık Ferdi, makyajlarımız falan bozuldu. O makyaj yapan kadını derhal buraya çağır, karışma fazla. Tamam ya, tamam bir sakin ol ya, sakin. Ben odama gidiyorum. Dur bir dakika, bekle, bekle. Gel bakayım şöyle. Ama anne. Gel bakayım. Evet. En sonunda nikah merasimine başlıyoruz. One minute memur bey. Bir dakika bekleyin please. Geliyorum. Geliyorum. Mikrofon alabilir miyim tatlım? Herkesten very very sorry. Ben koparanların adetini bilmediğim için böyle sahneye fırlamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Zira bizde takı merasimi nikahtan sonra yapılır. But Rozbahar Hanım beklemediğine göre biz de öyle yapalım değil mi? Gel kızım. Gülbahar nereye gidiyorsun? Gülbahar! Gülbahar! Herhalde altta kalacak değiliz değil mi Ferdi? Tamam kardeşim. Ay. Güzelmiş, teşekkür ederim. Vay vay. Şimdi efendim, o broş bizim aile yadigarı olduğu için biz düğünden önce taktık. Bizim taktığımız nedir efendim? At nalı mı? Yok, at nalı değil ama maşallah at nalı kadar bir şey. Şimdi Nermin Hanım böyle uygun gördüyse, o zaman biz de damadımıza aldığımız saati şimdi takalım. Efendim benim kolumda saat var zaten şu anda. Evet anne ya, iki saatle sünnetlik çocuk gibi gezmesin artık. Tamam o zaman düğünden sonra şey ederiz yavrum. Efendim affedersiniz ama, yani siz bu çocukların evlenmesini istemiyor musunuz? Evet. Lütfen rica edeceğim ama. Müsaade edin de şu nikahı kıyalım artık. Lütfen yerinize. Yenge. Biz de artık kısak diyorum nikahı. Memur Bey. Hadi efendim, hadi lütfen, hadi buyurun. Aynen. Buyurun, hadi. Adınız, soyadınız? Can Beceren. Evde kimin sözünün geçeceği belli oldu. Daha ben sormadan hanım kızımız cevabını verdi. Bu nikah memurlarının gereksiz esprilerini de kıl oluyorum ha. Ben biraz heyecan yaptım, pardon. Efendim tekrar ediyorum, adınız soyadınız? Can Beceren. Sizin adınız soyadınız? Gül Koparan. Bu geceden sonra Beceren. Efendim evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanınızda ve evlenmek için verdiğiniz belgelerde evlenmenize hiçbir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bir de bana sorsaydınız keşke. Yahu Nermin ayıp oluyor misafirlere, yeter. Sayın Gül Beceren, yanınızda bulunan Sayın Can Koparan Bey'le... Can Beceren, ben o Gül Koparan. Belli. Affedersiniz, günün heyecanından herhalde. Sayın Gül Koparan, yanınızda oturan Sayın Can Beceren Bey'le... Hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Sayın Can Beceren Bey,
yanınızda bulunan Sayın Gül Koparan'la hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır, hayır. Büyük bir aşkla, evet. Sayın şahitler, birbirleriyle evlenmeyi kabul ettiklerini beyan ettiler. Buna siz şahitlik eder misiniz? Etmemi ya, her türlü. Etmemi ya diye bir cevap yok ki. Yani efendim uzatmayın, evet, evet, evet. Evet, evet, şahitlik ediyoruz. Güzel. Efendim, Medeni Kanunu'nun ve Sayın Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Efendim ben de bundan sonra memurluğu bırakıyorum. Bravo, bravo. İyi olur, iyi olur, iyi olur, iyi olur. Yok. Teşekkür ederim. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Evlilik cüzdanını ailenin reisine veriyorum. Bravo. Tabii efendim. Tabii tabii, buyurun. Rahat rahat, rahat rahat.
gece de burada kalsanız, yarın buradan gitseniz balayına olmaz mı kızım? Saçmalama Dünür. Kuş yuvadan uçtu artık, aldık kızı. Bana bak, öyle bir kasa portakal almış gibi konuşma, adamın asabını bozma. Ay efendiciğim bak bu güzel geceyi tatsızlaştırmayalım değil mi? Bir an evvel çocuklarla vedalaşalım, uzadıkça zorlanacağız çünkü. Anneciğim, yavrum. Çok özleyeceğim ben seni. Hadi bebeğim. Babacığım öpeyim. Ay baba, baba baba baba. Dur. Bana bak, kızımı üzersen seni oyarım, içine de damper koyarım. Anlaşıldı mı? Estağfurullah efendim, kızınız bana emanet. Şimdi gidiyorsun ama tıpış tıpış üst kattaki eve geri döneceksin. Canım. Can, yeni taşındığımız evi çok beğendi. Kocamın sözümden çıkmayacağına eminim. Buna alışsanız iyi edersiniz kayınvalideciğim. Bir tanem. Babacığım öpeyim. Gel. Ver bakayım. Tamam hadi git. Hadi. Gidelim mi kocacığım? Gidelim karıcığım. Kim o kadar tepinse ayaklarını hissetmez efendim. Size yo, yoğun istirahat yazıyorum. Aa, o zaman hazır kalemi elinize almışken düğün hasılatımıza bakalım mı? Bak onun için halim var, inanır mısın? Bakalım nelerimiz var. Ya. Sevenimiz mi Aslanca? Keseyi dayın ya da Emre taşımadı değil mi? Yok aşkım yok. Davetlimiz azdı. Benim saat ağır yalnız söyleyeyim. Benim de gerdanlığım var ama bunlar aile yadigarı sevgim satamayız. E doğru da balayı parası keseden çıkar demiştik. Balayını da sallayacağız artık. Olmaz öyle şey. Ben karımı balayına götüreceğim efendim. Götür sen karını balayına. Götür ama elimiz bollaşınca götür. Mesela benim ilk maaşım yatınca götür. Ne maaş? Aşağılarıyla konuştum. Kafede işe başlıyorum. Sürpriz! Gerçi benim sürprizim elimde patladı ama yine de çok sevindim sevgilim. Ne sürprizi? Ben de üniversiteye başvurdum. Asistanlık için yarım belli olacak. Aşkım çok sevindim. Ufacık, minicik, küçücük aşk yuvamızda kendi paramızı kazanalım. Kendi ayaklarımızın üzerinde mutlu mesut yaşayalım sevgilim. Daha ilk gecemizden para pul kaygısına düşmeyelim. Boş ver. Daha bunları düşünecek çok vaktimiz olacak. Evet. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Of 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 vay 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 vay. Vay benim vay benim vay. Vay arkadaş, ne düğünmüş be. Ferdi, tülbentle sıktım, ilaç aldım ama kafamın içinde hala kasap havası devam ediyor. Onun odası benim dayı ya. Bak hala Tekin'le Emre'nin sesini de duyuyorum. En iyisi ben bir ilaç daha aldım. Yok yok yok, alma. Yok alma. Çünkü o sesi ben de duyuyorum. Gel. Benim odam. Hadi gidelim. Ablamın odası benim dayı. Avcılıyorlarsın, büyük olan benim, o da benim. Olmayacak.
İşte mi dayı? Ablamın odası benim olacak işte. Senin de olmayacak. Aha, benim hiç öyle giyinme odası gibi falan meraklarım yoktur. Burası giyinme odası da olmayacak Kübra. Bu oda aynen böyle kalacak. Ve ben ölünceye kadar da burası kızımın odası olacak. Benim güzel kızım. Her zaman bilecek ki annesiyle babasının evinde onun her zaman bir odası olacak. İsterse dışarıda kıyametler kopsun. İşte o kadar. Çok tatlısın beferdi. Hadi, hadi gazlayın, hadi, hadi. Hiç öyle kabalaşma numaraları yapma, ben seni biliyorum. Gülbahar be! Canım benim. Yeter be, bıktım senden, bıktım yeter! Ay ne oluyor? Ne oluyor? Akşama kadar evdesin, köşke sokuyorsun. Aşkım. Sıkıntıkiler karı koca galiba sevgilim. Baksana nasıl kapışıyorlar. Her gece kapışacak değiller ya. Bence de ama benim çok uykum var ya. Ay benim de. Hadi gel yatak odamıza gidelim. Kulaklarımı sapım tıkayıp uyuyalım sevgilim. Gel. Ay. Ay. Günaydın. Günaydın aşkım. Gerçi günaydınlık bir durum yok. Bayağı öğlene kadar uyumuşuz ya. Ya bırak Can, uyuyalım. Sabaha kadar kavga ettiler zaten, zor uyuduk. Ayrıca şunu da söyleyeyim, ben ışığa asla dayanamıyorum. Bak sana gözlüklerimle kahvaltı hazırlıyorum sevgilim. Aa, çok havalı olmuşsun ama. Bakayım sen de. Acıktın mı? Acayip acıktım. Güzel. Kıymalı yumurta nerede? Bilmem. Nasıl? Mis gibi kıymalı yumurta kokuyor ya. Ha. Ben normal yumurta yaptım. Kıyma kokusu aşağıdaki pidecden geliyor sevgilim. Evin içini bu kadar kokutuyor yani o pideci. O pideci evin içini bu kadar kokutmasaydı eğer, ben yeni savaşta da kıymalı yumurta yapmam gerektiğini bilecektim. Hep böyle takılalım, tamam mı? Her şeyi pozitif tarafından görelim. Tamam, o zaman sana en pozitif tarafından şunu da söyleyeyim. Hiçbir prizimiz çalışmıyor. Hepsini ben tamir ederim. Süpersin. Bir de şu var, banyonun ışığını yakınca mutfağınki sönüyor. İyi ya işte. Gece yatarken buraya kadar yürümemize gerek kalmaz. Aşkım. Ay çok sağ ol, ama çok zevkli ya. Asıl seninle evli olmak çok zevkli ya. Hadi otur. Hadi oturayım o zaman. Afiyet çiçeğim. Eline sağlık Güber. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Emre'cim. Bugün harçlık günün. Hadi koş babanın cüzdanını getir bakalım. Anne, babamın cüzdanından benimkinden daha büyük bir oda çıkar mı? Çıkmaz çocuğum. Valla çok merak ediyorum enişte. Acaba ben yuvadan uçunca da benim odayı böyle firavun mezarı gibi saklayacak mısın? Tabii. Hadi canım. Aynen. Tokatçı Tekin'in müzesi yapacağım orayı. Bedava. İnsanlar gelsinler, 100 yılın sahtekarı nasıl, nerede çalışmış görsünler diye. Good morning. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun dünürüm. Oo, artık birbirimize ortağım demeyecek miyiz oğlum? Ay, seçenekler çoğaldı. Bakarsın birkaç yıla kalmaz birbirimize ne haber dede falan deriz birader, belli mi olur? Sorry Maho ama sanırım buraya daha yakın vadeli planlardan konuşmak için gelmiştik değil mi? Yes darling. Thank you. Biliyorum inanmayacaksınız ama Maho'nun aklına harika bir fikir geldi. Aslında dün gelmişti de ben sallamamıştım. Valla muhabbeti bölmek istemem ama seni çok iyi anlıyorum Mahir. Çünkü sen o evde neysen ben de bu evde oyum. Ne alakası var? O iş güç sahibi bir aile babası, sense bir sürüksün. Kes sesini, yıkıl kaşımdan. Şimdi ben diyorum ki, üst katta boş alan daireyi kiralayalım. Çocuklar nasıl olsa öbür tarafta pes edecekler. Ay, harika bir fikir. Ne? Tebrik ederim. Onların aklı başına gelinceye kadar da evi kaçırmamış oluruz. Jack Rosman, harika bir fikir. Aslında biz bunu hiç düşünememiştik, değil mi? Bana bak. Bize uyar, bize uyar. O zaman şöyle yapalım. Ofise gidince hemen ev sahibine telefon edelim. Evi kiralayalım,
ve hemen şimdi buradan gidelim bana. Evet. Sen de bizimle çık Nermin, yoksa hız çıkacak. Don't push me, Kabzo. Don't push me. Daha sonra bir kahve içer miydik acaba? No, Nermin, no. Hadi efendim, iyi günler. Hadi. Alışmalık Gülver. Hadi, aklınızla gidin. French tostlar hazır. Bu delikler. Ya Ayşe hala, yapma bunu, yapma. Bize bir şans ver yani, hiç olmazsa. Bak hamlemi yapmışım, tabağa uzanmışım. Saniyenin binde birinde. Bu olmuyor ki ama bir şey. Bu Ayşe halanın konuştuğu yeni aşçı adayı mı? Valla aday adayı. Henüz kimseyi beğenmedi. Sen de darlandın değil mi Matmaz? Yo, beni seviyorum aslında Ayşe hala ama araştırmandan çok uzak kaldım. Benim işe dönmem lazım artık. Bence o araştırmayı unut sen Matmazel. Biz bundan sonra hayatımızın sonuna kadar Ayşe halanın kölesiyiz. Hadi be. Vallahi. Pardon, Ayşe arayan kafe burası mı? Burası. Kapının önünde kuyruğu gördün mü? Geç o kuyruğun sonuna. Ya Tokatçı, benim anlayamadığım bir şey var. Şimdi bu Ayşe hala erkek düşmanı değil mi? Hı. Sıradaki adamın hepsi erkek. Nasıl olacak baba bu iş? Ben ne bileyim, batmışım ya. Hadi biz battık. Birini beğense de bari bu matmazel yırtsa. Sen de kanam olmaz. Hadi bakayım sen dışarı. Sıradaki. Evli misin? Hayır. Sıradaki. Evli misin? Boşandım. Sıradaki. Evli misin? Nişanlıyım. Sıradaki. Ya bu niye olmadı Ayşe'la? Niye beğenmedi? Gözüm tutmadı. Bu hemen boşar karısını. Fırıldak bu, fırıldak. Sıradaki. Ya tipe bak. Baba, madem evli değilsin, neden ananın huzur evine verdin? Ha? Neden yanına almıyorsun onu? Sen utanma seni. Erkek milletisin işte. Erkek milletin hepsinin köküne kibir suyu. Bırak lan, bırak. Çalıkçım. Bana bak, evli misin diye sorduğunda evet evliyim. Karıma deliler gibi aşığım diyeceksin. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bak çocuğum var mı diyecek. Diyeceksin ki canımdan çok sevdiğim 3 kızım var canım. Bak kızım, erkek evladın yok. Aman diyeyim, işi kaybedersin. Aman. Ha, bir de sakın iltifat yapma ama sakın, tamam mı? Temizlik önem veriyor musun dediğinde o kadar temizim, o kadar temizim ki bana arkadaşlarım kıl diyorlar diyeceksin, unutma, tamam mı? Hadi yaparsın. Aslan yaparsın, hadi. Kurçum benim. İnşallah bu sefer. Ya arkadaş, bu Ayşe halanın bir yüzü gülmez mi? Hangi doğan keçisi la bu? Gülümsedi. Bana bak, anlaşacaklar galiba. Hadi be. Yemin ediyorum çıkışlar. Bu iş oldu. Yırttım Matmazel. Hadi Azat Muzat aletle bizi gözet. Kaç buna. Yani ben aslında dediğim gibi Ayşe hala seviyorum ama işim olmasa neyse, Allah sizi kurtarsın. Yeni işin de bol şans hayatım. Aşkım, inşallah senin de başvurun kabul edilir ve ben de seni yarın böyle evden uğurlarım. Ya bir de balayına gidebilseydik. Oo, taktın ama can balayına ha, taktın. Gideceğiz ama sonra gideceğiz sevgilim. Sen anahtarını aldın mı? Bende. Ay, anne! Can bir şey oluyor. Ne oluyor, bir şey oluyor? Ben geldim Mahide. Mahide kim? Benim hayatım. Göbek adım benim Mahide. Ha, çok komik. Mahide! Açmayalım. Mahide, açmazsan kilitan bak kapıyı. Açmam. Buyur, bizi geliyor. Birader, merhaba. Sen yeni çıktığına göre Mahide henüz müsait değil galiba. Ne diyorsun, arkadaşım sen? Can, sen yapma, sen bir şey deme. Çıtırım, sen de yenisin galiba. Aa, vur, hadi, çık, hadi. Gel. Anne. Can. Yavrum. Biz bu eve taşınmadan önce galiba bu evde Mahide diye bir... Anladım. Ben Mahide'nin kim olduğunu gayet net anladım. Mahide! Biz nasıl bir eve taşındık, kimin evini tuttuk sevgilim ya? Mahide! Hala! Mahide! Git! Aşkım bak, kimse bulalım şu kadını, müşterilerine de adresini değiştirdiğini söyleyelim. Can, ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmiyor ki.
Tamam bak, bizimkileri sakın bir şey çaktırma, tamam mı? İyi. Seni seviyorum. Herkese merhaba. Kızım, ne işin var senin burada? Hiç. Balayına gitmemeye karar verdik. Ben de bugünden işe başlayayım dedim. Hayırdır, ne oldu? Ay yok, bir şey olmadı ya. Ayşe'la nerede? Mutfakta. Tamam. Hala! Benim acil enişteme arabam lazım. Ya sen de ismi önce gibi hemen, ne bu ya? Adam 6 aylık peşine görünce yapıştı yere tabii. Yalnız bizim çocuklar geri dönmezse biz bu evi ne yapacağız Ferdi? Kendimize bekar evi yaparız Mahir. Hadi ben buranın yazıhanedeyim, bir şey olursa beni ararsın. Merak etme ortağım. Ne ortağımı? Dünürüm. Alış artık. Ne var tokatçı? Ne? Gül kafede mi? Ne işi varmış kafede? Niye gitmemişler Balayır'a? Ya bu çocuk ilk günden bir şey mi çıkardı kızın başına? Tamam, tamam bekle orada, geliyorum. Kahretsin ben. Bunların ikisi de tatilde. Ne yapayım? Buyurun. Sayın geldin. Afiyet olsun. Başka bir... Gül! Ha? Gül, ne oldu kızım? Anlat bana. Her şeyi açık açık anlat. Ben senin babanım, hallederim. O şerefsiz sana ters bir şey mi yaptı? Çabuk söyle. Sakin olan işte. Ne yaptın benim? Ters bir şey mi yaptın? Affedersiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Gelsenize şurada benimle. Babacığım ne oluyor, ne yapıyorsun müşterilerin önünde ya? Asıl senin burada ne işin var kızım? Senin balayında olman gerekmiyor mu? Ya siz kavga mı ettiniz? Bak ölümü gör söyle, ne olur ya. Allah gecinden versin enişte. Sen sus be. Babacığım sen bir sakin ol. Bak biz paramızı gözden geçirdik, balayında harcamamaya karar verdik. Ölü sezonda gideceğiz. Kızım bana niye söylemiyorsunuz? Ben sizi gönderirdim. Teşekkür ederim babacığım. Ben artık evliyim. Kendi ayaklarımızın üzerine duyururuz biz. Duy. Duy da ders al. Ben koskoca bir kafeterya işletmecisiyim enişte. Herkese merhabalar. Aşkım hoş geldin. Ne oldu? Ne oldu? Ne dediler? Üniversitedeki işi aldım. Ay! Aferin. Artık seneye götürürsün kızımı balayına. Estağfurullah efendim. Ben gidelim dedim. Gül ısrar etti. Evet. Aa. Çık, git oğlum. Allah'ım git oğlum. Yanlış anladınız Ayşe Hanım. Müşteri yemeğin içindeki baharatları merak etmiş. Onları tarif ettim. Aa, müşteriye yemek tarif edeceksin diye gur yapmalar, asılmalar. Baba, buradaki bütün kadınların namusu, ırzı benden sorulur. Anladın mı? Kovuldun, çık, tipik erkek, çık dedim. İnşallah batarsınız. Yürü git. Baba, duygusal ergen. Benim mekanımda kızları kesmek yok. Hasta mısın sen ya? Baba, şimdi senin üstüne olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül gibi şöyle bir atlarım. Amele sümüğü gibi duvara yapıştırırım seni. Hadi çık dışarı. Defol. Allah'ım ya. Defol. Sen de çık. Gidin. Sinirimi oynattılar. Utanmaz. Rezillet. Bu olimpiyat ruhu bizi bitirir enişte. Nasıldı bugün, dükkan kalabalık mıydı? Of, iki tane doğum günü partisi vardı Can ya. Acayip yoruldum. Bir de veletler giderken bahşiş bırakmadılar. Nasıl? Köfte güzel olmuş mu? Şahane. Hı. Göremiyorum ama sen bunun içine soğan mı koydun Gül? Yok. Hayret. Garip bir şekilde soğan tadı alıyorum ya. Hı. Hı. Hayatım, o soğan kokusu aşağıdaki pideciden geliyor. Camı kapatayım istersen ama. Yok ya, ben de koymadıysan koy diyecektim. Aşağıdaki pideci ara sıra işe yarıyor. Hmm. Allah'ım çıldıracağım. Bir ocak başının bacasında yaşıyor gibi. Hayatım ya, sen şu prizleri halletmeyeceksin eğer, elektrikçi mi çağırsak artık? Yok hayatım, ben halledeceğim. Ha. Şimdi gerek yok öyle ekstra masrafa falan. Tabii canım, sen halledersin. Ben sadece hatırlatayım dedim sana. Ay, aynı babam gibisin Can. 15 gün oldu, halletsen. Hallederdin şimdiye kadar. Türk erkeğinin genetik tahminci kompleksini anlayamıyorum ya.
Aç kapıyı Mahide. Ömrümü yedim Mahide. Mahide. Ne Mahide'ymiş arkadaşım, yeter be. Tamam. Mahide falan yok burada kardeşim, taşınmış o ya. Taşınmış mı? Hı. Yapma ya. Ömrümü yedim Mahide. Aa, ayıp ayıp. Senin çoluğun çocuğun yok mu? Senin karın yok mu? Siz gitsenize evlerinize pis adamlar. Hı. Var işte. Bu yüzden Mahide'ye geliyoruz be abla. Oğlum bak git. Vallahi ahlak polisini ararım ha. De bunu lan. Mahide'nin kokusu sinmiştir. Bir koklayayım mı be abla? Ne? Sen ne biçim konuşuyorsun benim karımla? Öküz! Hop hop, Aral delikanlı. İmdat! İmdat! Adam öldürüyorlar, kocamı öldürüyorlar, komşular! Abla yavaş, sakin. İmdat! İmdat! Bak, gördün mü aşkım? Nasıl tırstılar? Ya, çok tırstılar onlar. Acayip fırsatlar hem de yani. Yarısını Abdullah alacak. Yarısını da bize bölüştürecek. Aşkım bak ne kadar güzel yaptık buraya taşınmakla. Şimdi Avrupa apartmanında olsaydık kesin biri damlamıştı. Kesin. Tabii canım. Ya biraz hareketli bir yer ama çocuklarımıza anlatacak anı birikiyor. Ev sahibi arıyor. Allah Allah. Efendim Hasan abi. Hayrola abi ne oldu? Yok artık biz kavga falan etmedik abi. Tamamen yanlış anlaşılma abicim. Bu sizin eski kiracınızla alakalı bir durum. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii efendim, tabii efendim. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne olmuş? Üst kattaki psikopat gürültü yapıyoruz diye bizi ev sahibine şikayet etmiş. Aa manyak. Sokaktaki köpekler adam olur, senden adam olmaz. Git sokakta yat o zaman manyak karı. Yeter be bıktım senden, bıktım yeter. Akşama kadar evdesin, köz köz oturuyorsun gerizekalı. Ben kadınım ben, tabii oturacağım. Sen köz köz oturuyorsun, at suratlı. Bütün gün ganyan oynamaktan atlara benzedin ya. Ya bir defol git be şu evden, mal gibi yüzü oturuyorsun hala. Gül nereye? Can, al şu sopayı, yukarıya vur, uyar onları, hadi. Boş ver aşkım, biz o psikopatlara bulaşma. Yapmazsan ben yaparım. Vallahi senin annenin çok iyi be. Yemekler hafta sığırlar işte. Kızak kutusu için ne biz alıyoruz? Bak, 15 gündür boşuna uykusuzluk çekiyormuşuz. Sustular. Yeni evliyiz tabii. Problemleri nasıl çözeceğimizi yeni öğreniyoruz aşkım. Evet, yeni öğreniyoruz. Ben bakarım aşkım. Hadi. İyi akşamlar. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Biraz önce beni dürttünüz de bir şey mi istiyorsunuz diye sormaya geldim. Kimmiş? Üst komşumuz. Bir şey mi istiyoruz? Sessiz olmanızı istiyoruz, sessiz. Biz de aynı şey istiyoruz. Sessiz olmanızı. Önce kavga ettiniz. Arkasından süpürgeyle taciz, maciz, patırtı, gürültü. Biz de bu binaya yeni taşındık ama siz geldiğinizden beri huzurumuz kalmadı. Asıl bizim huzurumuz kalmadı be. Her akşam düzenli kavga ediyorsunuz. Ev değil sanki dövüş kulübü. Ablacığım, biraz ağır oluyor ama. Ablacığım, ablacığım. Doğru konuş karımla. Efendi ol. Efendi ol. Hı. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Efendi ol diyor, efendi ol diyor. Zeytinyağı gibi su üstüne çıkma diyor. Hı. Nasıl insanlarsınız be? Önce apartmanın holünde kavga ettiniz. Arkasından süpürgeyle taciz. Bir de beni tehdit eden var ya, ben size yapacağımı biliyorum. Sizi polise şikayet edeceğim. Aa! Etme! Et! Kime şikayet ediyorsa o et! Gelip sizi alırlar, götürürler de biz de kurtuluruz. O et derim. Gir aşkım gel. Domuz adam. Asıl biz mağduruz memur bey. Bunlar her gece kavga ediyorlar memur bey. Vallahi o zaman daha önce siz şikayet etseydiniz. Tamam, şu anda ediyoruz o zaman. Hı-hı. Ben üst katta bir gürültü duyamıyorum. Çünkü adam yanınızda. Neymiş abi ya? Evin içinden resmen tren geçiyor. Burada nasıl oturuyorsunuz? Ben o kadar hissetmemiştim ama harbiden Gül biz burada nasıl... Yani evet ben de bir garip hissettim zaten. Sanki burası bizim evimiz değil şu an. Tabii ya yeni evlisiniz siz. Dünyayı gözünüz görmüyor sizin. Vallahi memur bey. Ben bunların evliliğinden bile şüpheliyim. Bunların kapısına her gün adamlar dayanıyor.
Affedersiniz ama Mahide diye bir ablanın ismini veriyorlar. Kavga kıyamet kopuyor. Bunlar var ya evliyiz ya, yani burada mekan bile işletiyor olabilirler. Ne? Ya buraya mı kadar gel? Bana bak, bana sen kimsin be? Sen kimsin be? Önce dayım, sonra annem, sonra da ben. Nezarethanede koparanlar suç örgütü. Sen de artık bir becerersin. İtiraf ediyorum, o ev leş gibi kokuyordu. Ay, evet ya, ben de itiraf ediyorum. O koku yüzünden arada sırada tuvalete gidip çıkarıyordum. Benden bir itiraf da. Ben prizleri değiştirecektim ya, eve elektrikçi çağırdı. Ciddi misin? Adam sigortalar dahil her şeyin değişmesi lazım deyince kenara para atmaya başladı bir şartıyla. Benden bir itiraf daha o zaman. Hani o demiştim ya parjörü ben çekerken ipi koptu diye. Kopmadı, dokundum, elimde kaldı cam. Rutubeti boyayla kapatmışlar. İlk yağmurda patlardı. O trend illa bir gün gelip bizim eve girerdi zaten. Bak bu evle uğraşmak bizimkilerle uğraşmaktan zormuş. Evet aşkım ya. Diğer evi de kaçırdık. Kesin tutmuşlardır. Kesin. Komiserim sizi odasında bekliyor. Ben dedim. Benim arkadaşım dedim. Avukat dedim. Kurtarır dedim. Ya kime dedim? Dedim hocam. Biz böyle çıkalım değil mi? Ya bu zamana geçti işte. Böyle oluyor Rıfat'cığım ya. Allah. Gel. Amirim istediğiniz şahısları getirdim. Gelsinler. Baba. En iyisi çıkayım da sen çocuklarla rahat konuş Ferdi. Sağ ol, sağ ol Rıfat'cığım. Sağ ol. Babacığım senin nereden haberin oldu? Rıfat eski arkadaşım. O haber verdi. Bir de size düğün hediyesi var. Polise mukavemet tutanağını yırttı attı. Babacığım olaylar... Sus kızı. Can efendi, ben kızımı sana 15 gün sonra nezarethaneden toplayayım diye mi emanet ettim? Efendim olaylar... Kızala, kız. Ben göreceğimi gördüm. Bu olaydan ne ananın ne sizinkilerin haberi var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yarın bir kamyon geliyor, eşyaları yüklüyor. Siz de bizim apartmandaki boş daireye taşınıyorsunuz. Bunu da kendi rızanızla yapıyormuş gibi yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi gidin, yarın görüşürüz. İtiraz istemiyorum. Damat. Dün gece hiç uyuyamadım Gül. Çok becerizli oldum babanın. Ben de annene rezil oldum. Kesin şimdi yukarıda bekliyordur. Ne yukarısı aşağıda bekliyor. Oh, welcome, welcome. Geri dönmenize o kadar sevindim ki my children. Gel bakayım. Gül. Oh, canım. Juan, sen valizinizi yeni evinize çıkar. Ben de Gül'le kamyonu karşılayayım. Peki anneciğim. Hadi canım. Hadi size bol sohbetler. Aşkım. Gel, gel. Ah, Little Rose, ah. Ben daha hazmetmeye fırsat bulamadan sen tıpış tıpış geri döndün. Döndün ama eğer akıllı olmazsan Avrupa apartmanında eskisi kadar rahat edemezsin. Çünkü artık senin Nermin Hanım teyzen değil, kayınvalidenim. Hadi çıkın dışarı. Elini öpmek istedim Tarık abi. Efendim siz de buna şahitlik ediyor musunuz? Evet, kabul ediyoruz. Evet. Pardon ya, şahitlik ediyorum.
çocuklar. Ne oldu? Bir tane işte dur bana yakasını bir daha ne? Ne?